Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitimimize kaldığımız yere devam ediyoruz. Bir önceki eğitim biraz uzun ve yavaş gibi ilerledi sanki. Çünkü dikkatli yapmak zorundaydık. O yüzden biraz odaklanıp gitmek istedim. Evet, şimdiki eğitimimizde ise şunu kapatalım, pislikler. Evet, tam bir pislik ya. O sepet kısım var ya, tam bir pislik. Evet, şimdi şunu bitirdik sayıyorum. Şimdi, şu kısım var ya, hem bunu yapacağız. Birincisi, hem de view kart kısmına tıklayınca karta gidecek. Şimdi bu kısım neredeydi? Neredeydi? Menüye bakalım be. Menü PHP değil mi? Olur. Menü PHP de olabilir. Evet. Ya menü PHP konur mu be? Bir de mobil menü PHP'si var ha bunun. Şimdi mesela ben bunu mobilinde ben bu sepetimi göremeyecek miyim yani? Neyse koyarız link olarak sıkıntı yok bakarız. Menü PHP'yi açtım. Evet. Şimdi şu leak kısımları var ya. Şurası. Checkout kısmını kaldıralım burada. Buna card.php diyelim. Buna da sepete git diyelim. Evet. Şunu ya aldım. Şunu yapıştırdım. Şunları birazcık pardon. Biraz şöyle yapıştırayım. Daha rahat görün. Evet. Şimdi. Tamam. 3 adet olduğunu burada gördük. Menü PHP header sticky menu. Acaba bunu nerede yazsak? Aslında bunların hepsini bir şeye aktarsak güzel olurdu ama. Yani obje tarzı yazsak güzel olurdu ama neyse. Bu yani resmen şu anda spagetti PHP ile gidiyoruz yani. Ama zaten eğitime başlarken de bunu söyledik. O yüzden sıkıntı yok. Bu logo. Bunlara daha karışmadık. Sıkıntı yok. Bu burası mı yoksa ya? Burada da değil. Neyse. Okey. Tamam. Şuradan bir devam edelim de. Ne diyelim buna? Card info diyelim. Tamam. Prepare select yıldız from sepet ver sepet buy b dedim. Card info execute dedim. B eşittir B kod. Evet. Ya buna card row diyebiliriz. Card info fetch asoc dedim. Ama işte burada böyle bir şey olmaz. Bu sorgulukta kalsın. Onu silmeyelim. Echo card row'dan gelen şey card info'dan gelen row count. Bu sadece sayıyı saydırmak için. Evet, bunu yaptık. Şimdi buradayım. Gördünüz mü? Şu an iki tane sepette ürünüm var. Doğru mu? Doğru. Evet, şimdi şuraya evet, şöyle bir şey yapabiliriz. Sepetinizde şu kadar adet ürün bulunuyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu alttaki kısımlardan hangileri döngüye alacağımız kısım? Evet sanırım şurası. Şunu siliyorum. Evet. Evet şöyle bir şey yapabiliriz. For each şunları biraz daha yakın alabiliriz şöyle. Evet for each card info as card dedim. Evet. Burada diyorum ki hatta şuraya if ile kontrol yapabiliriz. If card info row count. Evet. Ve burada as alert sepetinizde ürün bulunmuyor desin. Evet. Bir saniye. Annem arıyor da. Evet. Devam edebiliriz. Sepetinizde ürün bulunmuyor. Şimdi şurada ürünün ismi var. Bakın görüyorsunuz. Echo card'dan gelen. Tabii bakın. Evet. Burada join yapacağız ki.
ürün bilgilerini alabiliriz. Inner, inner, join, product on, product değil pardon, ürünler on, ürünler nokta id eşittir sepet, pardon, ürün kodu eşittir sepet nokta sepet ürün. Evet, şimdi burada istediğimiz gibi yapabiliriz. Ürün başlık. Bu birincisi. Fiyat. Evet, ürün fiyat diyebiliriz. Ve buraya bir de TL simgesi koyabiliriz şöyle. Adet. Buraya sepetteki adeti yazdırabiliriz direktman. Kart, sepet, adet diyelim. Ve burada sepetten silme ikonu var. Evet, bunu da kullanabiliriz aslında. Ki kullanalım bence. Şu ürünün şeyine gidebilir. İçeriğine gidebilir. Echo site diyelim. Ne diyelim buraya? Product.php product sef eşittir dolar karttan gelen ürün sef diyebiliriz. Adeti yaptık. Burada diyelim ki echo site. Ne diyebiliriz burada? Bunun linkini nasıl verelim? Bunun linkini nasıl verelim? Kart PHP'de mi artık acaba? Kart PHP. Kart PHP'de biz bir şey yapacak mıyız? Kart PHP sepetten sil. Kart PHP kart sepeti görüntüle. Acaba profil PHP'de de sildirebilir miyiz? Bilemedim ki. Neyse. Nasıl bir şey yaptık acaba burada? Niye düşünüyorum şu anda? Kart.php. Evet. Şuraya. Kart.php. Evet. Product delete diyorum. ID olarak da bunu yolluyorum. ID diyorum pardon. Kod diyorum ve karttan gelen sepet ürün diyelim. Ne oldu? Hata mı verdi? Evet. Sayfayı bir pardon. Yeni diyelim şurada. Lenovo geldi. 6000 geldi fiyat. Adet 6. Şu resimleri de yaptırırsak mı acaba dedim de. Ürün silme işlemi çalışıyor mu şu an? Evet çalışıyor. Product delete. Bunu kart PHP'de yaptırmak ne kadar mantıklı bilmedim. Ürün başlığından dolayı şu başlıktan dolayı şey sığmıyor, resim sığmıyor. Evet, şöyle bir yapalım. H5 miydi o? H6 yapalım o zaman. Pardon. H6. Sayfa iniyorum. Bunu sadece P yapsak olmaz mı ya? P. Sayfayı iniyorum şöyle. Evet. Gayet güzel. Şimdi şu 90-90 olan kısım var ya. Orada da şuna da yapalım bunu. Ürün detayına gitsin. Bu birincisi. Ve resmi de yapalım tabii. Bakın işte burada ürün kapağı gelebilir. Ürün kapak. Hemen nasıl yapacağız onu da şuradan. Ne yapalım? Width 90 height 90. Alt kısmına ise ürünün başlığı. Nerede ürünün başlığı? Almıştık. Şurayı. Evet. Ve buraya da PHP echo site upload altında product altında dolar karttan gelen ürün kapak diyebiliriz. Evet. Bakalım bir nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi mis gibi çalışıyor. Sadece şu total kısım kaldı. Onu da yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Şurada. Total diyeceğim. Total price eşittir. 0. Adet şey. Fiyat. Evet. Şöyle ya. Tamam. KDV dahil de buraya yaptıracağız. Total price. Şurada. Evet.
Şurada da yaptıralım işlemimizi. Diyelim ki total priz artı eşittir kart, ne diyelim? Karttan neredeki sepetteki ürün nerede? Toplam fiyat. Toplam fiyat. Evet, sayfayı bir yeniliyorum. Evet, şimdi total priz de buraya yazdıralım. PHP echo total priz. Ve tabii bunun yanına bir de şunu ekleyelim. Sayfayı yeniliyorum. 56.000. Evet. 56.400. Neden? Peki neden? Bunların hepsi KDV dahil hariç olayları var ya. O kısımdan dolayı. Mesela şu anda burada aslında KDV dahil fiyatını da yazırsak güzel olur sanki. Şunların altına. Evet, adetin altına şunu yazdıralım. Toplam diyelim buna. Buna da genel toplam diyelim. Bir saniye. Genel toplam diyelim şuna da. Toplam. Buna da toplam fiyat diyelim. Sayfayı yeniliyorum. Evet. Daha iyi oldu sanki. Tamam. Sayfayı yeniliyorum tekrar. 6.000. 36.000. Tamam. Fiyat mesela şuraya. Fiyatın yanına artı KDV yazdırmak istersek eğer şuraya. Artı KDV mesela tam şuraya. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Ne diyelim? Ptax eşittir. Ne diyelim? Kart. 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 KDV. KDV. Eşit eşit. Şey, değilse eşit mesela. Ya da sıfırsa mı diyelim? Sıfırsa bir şey yok. Eğer değilse artı KDV yazsın mesela. Ve şu ürün fiyatın yanına şuraya diyelim ki birleştirdim. Ptax yazdım. Evet, sayfayı yeniliyorum şurada. Gördünüz mü? Artı KDV'yi de ekledi artık. Ama ben mesela KDV mesela diyelim ki sıfır burada. Sayfayı yeniliyorum tekrar. Bakın şununla KDV gitti mesela. Tamam. Bunun gibi bir işlemimiz söz konusu. Evet. Şunu 18 yazalım tekrar. Gerçi onda KDV var. Onda KDV dahil olamaz. Yani öyle bir şey yok. Site genelinde varsa yani böyle bir şey. Hepsine uygulanır. Tamam. Hatta ürünlerde değil de bakın son bir şey daha var. Pardon. Öyle bir şey yapabiliriz. Toplam burada yazdık ya. Burada mesela toplam fiyat değil de birim fiyat. Pardon. Olmaz ki öyle ama. Tamam olmaz. Okey. Bu burada kalsın. Evet, artı KDV, artı KDV. Tamamdır, süper. Şimdi sepete gide basınca kart PHP geliyor, değil mi? Evet. Şimdi bir de silmeyi yapalım şurada. Kart PHP yapalım. Sonra da silmeyi yapalım. Kart PHP geldik. Bunu kapatalım. Kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Geldim buradan. Burayı kapattım. Burayı kapattım. Kart PHP'yi açtım. Pardon. Evet. Şurada shopping kart kısımları var ya şunlar. Nereler oralar? Şuralar. Evet. Home kısmına ne diyelim? Ana sayfa. Buraya alışveriş sepeti. Buraya PHP Eco Site. Evet, buraya da aynısını diyorum. Alışveriş sepeti. Ve şu indeksteki kısımlara biz ne koymuştuk? General mı koymuştuk? Ne koymuştuk? Bakalım hemen. Background. Evet, şunu alalım. Kart PHP'deki Overlay BG'ye yapıştıralım. Sayfayı iniyorum. Evet, herhangi bir sorun yok. Evet, şimdi şurada. Gerçi orada da yapabiliriz. Alışveriş sepeti. Gerçi yukarıda da görünüyor ama burada yazalım biz bu sorguyu. Evet, şurada aslında şu menü PHP yazdığımız sorgunun aynısını alalım. K
Kart kısmına geliyorum. Kart info desin. Kart, aynen kart değil, şey yapalım. Shopping yapalım. Tamam. Tamam. Alışveriş sepeti Eco Shopping Row Count. Kaç tane ürün var? Şöyle bir görelim. İki tane ürünümüz var. Sepetim kısmının aynısını bunu da yazalım. Alt kısımdaki sepetim kısmı var ya şurası. Sayfayı inledim. Gördüğünüz gibi burada iki tane yazdı. Şimdi şurada bir form var. Bu formu neden var burada? Bunu kaldırabiliriz. Gerçi kaldırmayabiliriz. Sıkıntı yok. Kalabilir. Ha pardon. Kalması gerekiyor zaten. Hı. Evet. Şimdi buradan sonra checkout kısmına gidecek. Evet, burada sadece aslında sepetteki ürünleri görecek. Adetlerini falan yükseltecek. Tabii bunlara da number vereceğiz. Ve yanlarına güncelle koyacağız. Evet, burada arttırma falan olmayacak. Burada sadece ürünün adetini yazacak. Güncelle dediği anda sepetteki ürün adeti direktman o olacak. Eğer o ürün varsa. Yoksa da olmayacak. Bu kadar basit. Yani üzerine artı ya da artı koymayacağız. Tamam. Belki de koyabiliriz. Bilmiyorum. Şu an düşüneceğim bu yönde. Evet, sadece şu kısım kalacak. Şu kısım. Ve sadece şurada bir tane buton bırakabiliriz. Yani şey, ödeme noktasına git diye. O kadar. Tamam. Hadi başlayalım. Buraya ne diyelim? Biraz yoruldum ya gerçekten. Yani kusura bakmayın. Biraz enerjim düşmüş gibi oldu ama. Evet. Ürün. Buraya fiyat. Adet. Adet. Toplam. Ve işlem diyorum. Şu TL'lerden tek bir tane bırakayım. Evet. Şöyle sileyim. Bu birincisi. İkincisi, şu kupon kodu muhabbetini siliyorum. Sildim. Pardon. Kupon kodu muhabbeti şurada. Evet, şurasını şöyle silebilirim. Sayfaya iniyorum. Evet, kupon discount dedi. Discount neredesin? Ha, bunu içinde bölmüş. Tamam. Evet. Gördüğünüz üzere istediğim kısımları aldım. Tamamdır. Bunu sağ tarafa mı atsak acaba? Again. Right desem. Aa, neden olmadı? Right. Evet, şöyle bir şey yapsak. Full right desek. Neden olmuyorsun ya? Bazen bu bootstrap'in bu tarz şeylerine sinir olmuyor değilim. Oluyorum yani, harbiden oluyorum. Neyse, tamam, kalsın orada ya. Çok nazlandı. Şuradan, evet, şurası. Tamam. Şimdi biz yukarıda ne yaptık? Row count'la shopping'i yazdırdık. Tab content aktif. Evet, şurayı, şu formun olduğu yeri. Evet, formun olduğu yeri şurayı şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki if shopping row count, eğer sepette bir tane bile ürün varsa burası çalışsın. Form kalabilir, kalmayabilir bu arada şu anda. Çünkü zaten buradan bir post işlemi yapmayacağız. Sadece checkout kısmına göndereceğiz aslında. Tamam. O yüzden bu silsek acaba. Ama büyük ihtimal şu arkadaki beyazlığı o sağlıyor. Tahminim. Form kısmı yok, sağlamıyormuş. Tamam. Evet, şimdi şu kısmı da şuraya şey yapabiliriz. Şunu da birazcık böyle alayım şöyle. Siz daha rahat görün. Şuraya diyorum ki as alert sepetinizde ürün bulunmuyor. Ürün bulunmuyor desin. Evet, danger. Şimdi row count kısmını yaptık. Şuradaki TR'leri aldık. Almış mıydık biz? Evet, aldık. Şuraya geliyorum. Diyorum ki PHP for each
Shopping as shop diyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Kapattım. Tekrar açtım burada. Evet, bunun arasına kopyaladığım alanı yapıştırıyorum. Tamam mı? Şöyle. Evet. Biz ne yaptık daha demin? Kalp mi yaptık biz onu? Bakalım menüde ne yaptık biz onu? Menü. Ram pararam pam pam. Evet, kart yapmışız. Kart yapalım. Çünkü aynısını alalım direkt ben buradan. Hı. Bir kere şu linkler aynı olacak. Var mı burada linkler? Evet, var. Image taglarının boyutları ne? Bunlara bakalım hemen. 270'e 270. Evet, buraya gelelim. Bunu alalım. Buraya yapıştıralım. Alt kısmına ne yapacağız tabii ki? Şöyle yapalım hemen. Evet, şunlara 270'e 270 verelim. Evet. Şimdi ürün başlığını aynı zamanda şuradan alalım. Bir de şuraya yapıştıralım. Ve şuradaki ürün linki vardı ya. Onu tekrar alalım şuraya. Ürünün başlığına yapıştıralım. Herhangi bir beden bir şey yok. Evet. Sayfa yeniliyorum. Şu ürünün ismi niye orada kaldı? H4 burası. H4 post title. Şuraya P yapalım da. Sayfayı evet kaydettim. Niye olmadı? Şöyle biraz daha şöyle bir şey yapalım. Daha rahat görün. Tamam, ona da bakarız. Sıkıntı yok. H6 yapalım hatta. Şunu bir deneyelim bakalım. H6 yapalım. H6 yapalım. Evet, şurada bir sıkıntı oldu. Yani sıkıntı değildi aslında. Çok da umurumda olmayan bir şey. Margin bottom. Info. Padding. Ha, float left'ten dolayı mı olmuş acaba? Ha, float ne verelim? None verelim şuna. Product info'nun olduğu yere. Evet, şuraya. Şuraya. Still float none important diyebiliriz. Tamam. Evet, burası geldi. Fiyat kısmına ise direktman diyeceğim ki nerede o menüdeki kısım? Evet, buraya ürün fiyat. Evet, tamam. Fiyat burası. Adet kısmına ise buraya bir tane form yapacağız ve bu formdan gönderilen ürün koduna göre adetini yükselteceğiz. Pardon, yükseltmeyeceğiz. Adetini yapacağız. Yükseltmeyeceğiz. Buraya da nerede bu toplam? Toplam. Evet, şurası. Bakın şurası. Evet, buraya da geliyorum diyorum ki. Evet, toplam fiyat. Şöyle yapalım bunlara. Bunu da ekleyelim. Sayfayı iniyorum. Bakın burası çalıştı. Süper. Bunun dışında ha, adetlerini yazdıralım. Adetlerini şöyle number diyelim buraya. Evet, value 2 değil. Value 1 olsun. Bundan 2 tane mi var burada? Yok. Aslında evet. Şu an mesela örnek veriyorum. Number. Şu yanlarındaki plus'ları da kaldırabiliriz bu arada. Sayfayı yeniliyorum tekrar. Aynen. Tamam, en temizi böyle. Böyle kalsın. Adet burası. TD class. Buraya ne diyebiliriz en fazla? Style. Text'ire Allegain Center diyelim. Bakalım ne olacak. Pardon. Tamam. O text'i yapar sadece. Neyse. Allegain Center diyelim bir şuna. Neyse, tamam.
Sıkıntı yok. Kalsın böyle. Okey ya. Tamamdır. Buna da value kısmına da echo karttan gelen sepet adet diyebiliriz. Bakalım kaç tane varmış. Evet, gördüğünüz gibi hepsinden 6 tane var. 12.000 yapar. Artı KDV tabii bunlar. Bunları evet burada da yazalım. Şimdi menü kısmına gelelim tekrar. Ptax KDV. Şunu şuradan yapalım. Evet, bu böyle kalsın. Bir de total priz. For için hemen üzerinde. Total priz. Bir de gördüğünüz gibi for için içerisinde. Şurada hemen. Evet, şurada bir yerde yapabiliriz bunu. Hiç sıkıntı yok. Evet, şimdi buraya diyelim ki alışveriş detayları diyelim. Evet. Kart, subtotal, evet, watt, şu tax, KDV aslında. O zaman buraya ne diyelim? Birim fiyat toplatalım öncelikle. Evet, birim fiyatları toplatalım önce. Buraya yazdıralım. Tamam, gerçi birim fiyat, evet, 6.000 artı 36.000 artı işte 12.000 ne yaptı? 48.000 yaptı. İşte bunun toplamında falan filan. Hani artık aynen açmayalım. Tamam. Şöyle bir şey yapalım burada. Nerede burası? Sub total diyelim. Ona da bir de 0 diyelim. Buna da bir de diyelim ki sub total artı eşittir kart birim fiyat. Ama işte birim fiyatının da adetle çarpımı da var. Yani o kısım da var işte. Adetle çarpım birim fiyat. Birim fiyat 6000 TL çarpı şey adet kadar olacak. O zaman bunu hiç yazdırmayalım biz. Subtotal'i yazdırmayalım hiç. Buraya dekman diyelim ki genel toplam. Evet. Buraya da KDV diyelim. Evet. Şuraya echo Aarov'dan gelen site KDV desin. Buraya da diyelim ki PHP echo total priz. Total priz desin ve böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi şunu alalım buradan. Şuraya yapıştıralım. Daha tatlı görünsün. Sayfayı yeniliyorum. Evet, KDV %18. Bunun başına şöyle bir yüzde koyabiliriz. %18 genel toplam 56.000. Tamam. Şimdi evet, bir de bunun altına ne diyecektik? Ne yapacaktık? Buton ekleyecektik, değil mi? Evet, şu boş kalabilir. Şuraya, hemen şuraya ahref ödeme yap ve siparişi tamamla diyelim. A dedik buna. Evet. Ama bunun tabii şeyi nasıl olsun? Yani kırmızıydı ya, hani neredeydi bunlar? Bakalım bir şeyde var mı acaba? İletişim kısmında var mı? Hah. Şundan istiyorum ben ya. Bakalım. Evet. Şunu alabiliriz. Sadece class'ını alalım hatta ya. Şöyle. Evet. Şuradan class diyelim şuna. Evet. Ve ne oldu ya? Ve tabii href kısmına şunu kapatalım. Href kısmına php echo site ve buraya da checkout.php diyor diyebiliriz. Evet, sayfayı bir yenileyelim burada. Evet, ödeme yap ve sipariş tamamla. Checkout.php'ye gidiyor. Tamamdır. Gördüğünüz gibi buraya gidecek. Evet, şimdi isterseniz gelin sepetten sildirmeyi yapalım. Biz menüde ne yazmıştık buraya? Cart.php, product direct, bilmem ne bilmem ne falan filan. Evet. Tıklıyorum. Şurası.
Ve tabii bir şey daha unuttuk. Onu yaptık mı biz burada bilmiyorum ama sepete kim gidebilir? Şimdi sepete eklemek için ne yapıyordu? Üye girişi yapması gerekiyor değil mi mantıken? O yüzden burada da şunu yapması gerekir kişinin. Sepete gitmek için de üye girişi yapması gerekir. Tamam. Ne yapacaktık? Ha, şurada. Ve şurada on click return confirm sepetten silin, şöyle bir şey yapabiliriz. Ürünü sepetten silmek istiyor musunuz diye ufak bir uyarı verdirebiliriz. Aynısını menü PHP'de de yapabiliriz. Şöyle. Nasıl olacak bakalım. Buradayım. Tıklıyorum. Hop, gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet. Şurada bir get işlemi var. Tamam mı? Ufak bir get işlemi. Bunu nerede yapabiliriz? Ha, burada yapabiliriz. Evet. If iset dolar alt get burası. Tamam. Gelen koda göre diyeceğiz ki kod diyelim. Evet. Get tamamdır. Eğer bir kod gelmezse direktman go site. Pardon. Pardon. Eğer bunu yaparsak çünkü bizi ana sayfaya atar. Tamam. Bunu yapmıyoruz. Burada diyelim direktman delete. DB prepare delete from sepet ver sepet ürün u ver pardon ver and sepet buy b dedim delete execute dedim sorguyu çalışırdım u'ya kod b'ye b kod ve ne desin go server http referrer desin buradan. Evet, sayfayı iniyorum. Şunu sileceğim mesela. Tıklıyorum. Hop, gitmedi. Neden gitmedi? Bakalım product delete code. Şuna ha buna kod diyeceğim. Pardon. Evet. Sayfayı yeniliyorum. Evet, gördüğünüz üzere sepetten silindi. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi gelelim şu sepetteki adeti güncellemeye. Onu yaptıktan sonra artık bir sonraki videoda ödeme kısmını yaptıracağız. Evet, şurası var ya. Evet, bayağı bir sıkıntılı kısımlara geldik. Nerede kart PHP? Şu an gözlerinden anlıyorsunuzdur büyük ihtimalle biraz yoruldum. Yani harbiden yoruldum ama cidden. Yani bayağı yoruyor ister istemez. Evet, şimdi burada ne yapalım? Ne yapalım? Evet, adeti arttırdığımız anda aslında burada bir tane daha şey yapabiliriz ya. Form iç içe form gibi olacak ama. Ha, gerçi pardon, formu sildik değil mi? Tamam. Form action. Evet, buraya en basit yöntemle form action metot action metot post evet form diyebilirim. Ve burada pardon. Ne yapabiliriz burada? Evet, burası number. Bir de input type Hayden ile value'sunu echo karttan gelen ne diyelim sepet ürün. Evet, bir de buraya buton koyalım. Submit artı diyelim. Hatta var mı şöyle bir şey acaba? Refresh diyelim şöyle. Sayfa yeniyorum. Ne diyelim? Güncelle diyelim şuna.
Evet, gerçi bu da olur ya. BTN, şuraya class verelim bir tane. Class BTN, BTN tire default olsun. Evet. Adeti arttırdıkça güncelliğe bastığım anda adetini güncelleyecek. Tamam. Şimdi bir yazdıralım bakalım bunu. Acaba onunla mı burada yapsak ya? Kart kısmına mı yapsak acaba? Adetini güncelle dediğim anda. Aslında get de yapabiliriz bunu ya. Get desek olduğu yere gönderir mi acaba? Bakalım bir. Evet. Şöyle bir şey yapsak. Kart.php. Evet. Kart.php. Adetini arttırsın dedik değil mi? Aslında post yapabiliriz, get yapabiliriz. Fark etmez ki burada ya. Bakalım bir deneyelim. Echo site kart.php. Gerçi bu aynısını yaptı. Name. Ha bir de buna şey yapmamız lazım. Name p code diyebiliriz. Sayfayı yeniyorum. Mesela buradayım. Ha. Evet, yani şurada da yapabiliriz bunu. If ya sanki böyle çok şey yapıyormuşum gibi geliyor bana. Böyle neydi onun ismi? If set dolar alt dile get yine ne diyelim? P kod. Aynen. Şöyle bir şey de olabilir. Fark etmez. Tamam. Şöyle yapalım. Bu sefer update diyeceğiz. Ne diyeceğiz burada? Update sepet set. Sepet set. Ürün adet. Şey, sepet adet. Evet. Sepet adet güncellenince ne yapacaksın peki? O kısım da önemli şimdi. Orada da tabii sepetteki ürün fiyatını da düzeltmemiz gerekecek. Yani sadece aslında orası yetmiyor. Allah'ım Allah'ım. Evet. Echo kod diyelim şuradan bir. Bakalım nasıl çalışıyor. If set p kod. Pardon. Evet. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Şimdi buna göre ben şu koda göre ürünü çekeceğim öncelikle. Tamam mı? Burada yine. Bu ürünün de sepetteki şeyini güncelleyeceğiz. Tamam. Evet, sepet burada. Biz daha demin ne yapmıştık ya? Ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Sanki bir şey yapmıştık ama bir yerde. Ne yaptık anlamadım. Ha, tamam. Pardon. Add kartta yaptık biz onu, değil mi? Şurada. Nerede orası? Nerede orası? Evet, şurada. Şimdi sepetteki ürünü bulduk. Okey. Burası sepetteki ürün. Şimdi öncelikle ürünü bulacağız. Ürünü bulduk. Evet, ürün kodu P kod. Şuradan P kod diyelim. P kod tamamdır. Ürünü bulduk. Okey. Add kartta. Evet. Buradan da ürünün adeti toplam priz. Evet. Product tarafından gelen ürün fiyat çarpı ne orası? Evet, bir de onu almamız lazım. Evet, bir de onu almamız lazım ki. Evet. Ve tabii bunların da boş gelmemesi gerekiyor. Eğer boş geldiyse pardon. Tamam.
Böyle şey yapabiliriz burada. Sonuçta bunu sadece ürün arttırmak falan filan için kullanılan kısımlar. Evet, fiyatı, KDV'si, total priz. Tamam, total priz. Artık taks yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Güncelleteceğiz. Tamam mı? Şuradaki gibi bakın. Geldim buraya. Bunları aldım. Okey. Şunu sepet adet. Adeti ne diyeceğiz? Buradaki QT'ye. Bu birincisi. Hani demiştim ya üzerine eklemeyeceğiz diye. Ürün fiyatı, sepet birim fiyatı. Subtotal geliyor. KDV'si. KDV ürün kodu. Ha, evet. Ve B kod. Tamam. Ve şimdi de direktman geldiği yere geri gitsin. HTTP referrer desin. Evet. Şimdi buradayım. Bakalım bir şuradan. Evet, buradan mesela ben 10 dedim buna. 11 dedim, güncelledim. Gördüğünüz gibi 11 oldu. Evet, bakalım bir 11. Bir hesaplayalım bakalım doğru mu çıkıyor. Hatta burada var mı zaten? Ne bunun şeyi? 2000 çarpı 11 çarpı 18 bölü 100 artı 22.000. 25.960. Tamamdır. Şahane. Mesela ben buradan 5 dedim. Güncelleye bastım. Hop 5 tane kaldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Tamam. Şu kısmı da çok hani şey yapmayın. İsterseniz posta yapabilirsiniz bunu. Hiç sıkıntı yok. Zaten kart PHP'nin içerisinde bir session kontrolü olduğu için bu sayfa sadece aslında kendi içinde çalışıyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Mesela bir yaptım. Güncelledim. Okey. Tamamdır. Süper. Buraya bir de dolar QT'ye küçüktür. Pardon. Büyüktür 0 dedim. Gerçi aynı şey. 0'dan büyük olduğu zaman çalışır mı bakayım burası? Ha, şu eksi 1'i de düzeltelim. Eksi 1 nerede orası? Nerede orada orası? Şurası. Min 1 diyelim şuna. Evet. Buradan aşağı inmemesi lazım. Evet. Gördüğünüz gibi inmiyor. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan geldim mesela. Bir, iki tane yaptım. 4000 yapması lazım. 4720. Tamamdır. Şahane. Evet. Bu dersimiz bitti. Ne kadar uzun ve sıkıcı olsa da. Yani sıkıcı değil aslında ama hani ben de şu an odaklanıyorum bir yandan ve bir yandan anlatıyorum ya. O yüzden biraz hani sizi de bunaltmış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama gayet güzel bir işlemimiz oldu. Kart PHP çalışıyor. Süper. Şimdi bunu da sepetten silelim. Hatta bu sefer buradan silelim. Mesela buradayım. Silmek istiyor musunuz? Hop. Sepetinizde ürün bulunmuyor dedi. Evet bakın şurada bir hata rastladık. Menü PHP 66. Menü PHP 66. Nerede 66? Tabi genel toplam diye bir şey yok. Burada mesela örnek veriyorum. Şu an mesela bir herhangi bir ürün olmadığı için direktman bunun başına böyle yapabiliriz. Tamam. Gerçi burada 0 diye yazdık ama bunu niye almadıysan. Total priz 0 dedik. Ha pardon. Row count'un içinde kaldığı için olmuş. O yüzden bunu şimdilik şu anda mesela çalışacak. Bakalım. Gördünüz mü? 0 TL. Tamamdır. Sepetinizde ürün bulunmuyor diye. Hatta onu şöyle de bir şey yapabiliriz. Alert'ı silebiliriz buradan. Çünkü güzel görünmüyor yani işte. Evet. Tamam. İşlemimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.